Sürekli baskı yapıyordu bana babam zaten. Dedi dışarı çıkmayacaksın. Ben de dedim biraz dışarı çıkıp hava almam lazım dedim. Yok dedi çıkmayacak. Onun için ben de sıkıldığım için sahile gittim. Abdullah'la karşılaştım. Tanışabilir miyiz dedi. Pastaneye gittik. Kahve çay içtik. Öyle tanıştık yani. Söylediğine göre Nilüfer'in yaşadığı evden çıkış amacı kaçmak değil kaçırmaktı. Üstelik evlenme teklifini alan taraf da Abdullah Şenel'di. Ben evlenmek istiyorum dedim eşime zaten söyledim yani. Evet dedi o da. Ben kaçırdım eşimi otobüse bindik geldik. Tek düşüncem eşimdi yani. Baban kalp krizi geçirmiş ama. Pek üzülmedim yani şu anda. Ama anneniz çok ağlıyor. Görüşmek istemiyorum yani ailem yok benim ailem burada yani. Mutluyum şimdi. Abdullah Bey damatlıkları iyiymiş. Tabii. Şu anda gelinim yok da kaynanam alacak bana gelinlik. Şimdi sırf buna verecek cevap bulamadım açıkçası. Sırf maaş içinse evet, kızının maaş için. Evlenmeye maaş için yapıyorlar. Tabii ki mutlaka muayenesi de olur. Biz böyle mutluyuz ona zaten. Göre mutluluğumuza bizim engel arkadaşlarımız da değerlendirirler. Evlenmeye engel bir durumu yoksa bırakın evlensin. Tabii. Ama mutlaka bunun tabii değerlendirmesi yapılsın. Tedavi görmesi lazım. Hayır benim tedavi ihtiyacım yok. Diri 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 daktar.